Bence Instagram kullanıcısı da değilim ama hani ben işte pek fazla da anlamadığım için ayarlara girdim yine. Her şey açık. Açık olmasına rağmen yine de acayip bir şey. Biz tek başımıza yayın yapıyoruz. Işık ayarlıyoruz. Zaten... Yok açık olmasın. Karanlığa düşmeyelim. Yüksek sesle konuşuyoruz. Sesimiz duyulsun. Kameraman da biziz. Sesçi de, ışıkçı da, reji. Her şeyi biz yapıyoruz. Ne yapalım? Ama mükemmel bir teknoloji değil mi bu? Şöyle, ben de Instagram'ı hiç kullanmıyordum. Sizin sayenizde kullanmaya başladım açıkçası. Valla ben de Evren Tok diye bir arkadaşımız var bizim İYİ Parti'de. Onun sayesinde başladım. Hoş geldin. Hoş Sen bulduk. gerçiliğinin verdiği resepsiyondaydık. Birlikteydik, evet. Güzel bir geceydi. Ondan önce de buluştuk. Orada Kırım'ın ve Türk dünyasının önemli yolbaşlarından Mustafa Avni Kırımoğlu, Sayın Meclis Başkanı Refat Çubarov Çubarov ve Bey. Evet. evet, Refat Bey. herkesle beraber olduk. Çok güzel bir geceydi. Sonra biz tekrar evlerinde de ziyaret ettik vesaire. Şimdi oralara geleceğim. Ondan önce ya Kiev'de ne oluyor bu korona ve karantina günlerinde neler yaşıyorsunuz? Anlatır mısın bize? Tabii ilk öncelikle çok teşekkür ediyorum davetiniz için. Çok önemli bir gazeteci, yazarsınız, araştırmacısınız. Bu konuda da gurur duyuyoruz açıkçası sizinle ilgili. Şunları söyleyebilirim. Yani Ukrayna'da bugünkü yani 24 saatte bir zaten açıklama yapılıyor. Ukrayna'nın koronavirüsle mücadelesi. Vaka sayısı 6.000 civarları. Vaka sayısı 6.125 civarları olduğu söylendi bugün. Açıklama yapıldı. Yani Sağlık Bakanlığı tarafından. Can kaybının da 121 olduğu söyleniyor. 300 küsur hastanın da iyileştiği söyleniyor. 300 Peki civarında. doğru mu? Mesela Avrupa ile biz akşamları yayın yapıyoruz. Çoğu artık doğruyu söylemediğini söylüyor. Türkiye'de de doğruların söylenmediği, en azından rakamlar bazında. Orada nasıl devlete olan açıklamalar olan güven? Yani şöyle, bu arada son gittikçe de aslında vaka sayısı da artıyor Ukrayna'da. Gözlemlenen. Örnek veriyorum son 24 saat içinde de 500'e yakın vaka sayısı vardı bildiğim kadarıyla en son baktığımda. Yani şöyle, tabii Avrupa ülkelerine göre baktığımızda özellikle komşu ülkelerimize baktığımızda test sayısının ciddi anlamda çok az olduğu gözüküyor Ukrayna'da. Vaka sayısının da çok aşağılarda olduğu gözüküyor. Ama tabii geçenlerde arkadaşım soruyor, Türkiye'den aradı. Ya neden sizin orada işte vaka sayısı az vesaire dedi. Ben de tabii bunu duyunca dedim ki Ukraynalılar bilirsiniz sarımsak ve soğan çok yemeği severler. Yemeklerin içinde bol bol soğan ve sarımsak yerler. Aynı zamanda bağışıklık sistemini de çok iyi güçlendirir. Bu nedenle bizde virüs fazla işlemiyor. Dedik geçiştirdik. Tabii aynı zamanda biliyorsunuz soğan, sarımsak bağışıklık sistemini güçlendirdi ama tabii bu benim kendi yorumum. Yani tıbbi Herhalde son zamanlarda mücadele şey bilim yapıyor adamı yani. değilim. Sonuçta bilemem. Tıpçı değilim, bilemem. Sadece bu kendi küçük bir anekdotumu vermiştim kendisine. Bir de tabii biz şu anda Paskalya sürecini yaşıyoruz aslında. Ukrayna bayram. Tabii bu bayram sürecinde de karantina önlemleri ciddi anlamda alınmaya başladı. Bunun sebebi de biliyorsunuz kiliselerde ciddi anlamda Paskalya döneminde Ukrayna vatandaşları dua etmek için kiliselere giderler. Bu süreçte de tabii ortalama Ukrayna genelinde Paskalya zamanında 7 milyon 10 milyon insan şeylere akarlar, kiliselere akarlar dua etmek için. Bu nedenle de bunu önlemek amacıyla da kiliseleri de kapattılar. Kiliselere giriş de yasaklandı. Evde kal durumu aslında Ukrayna'da çok fazlasıyla gözlemleniyor. Sokaklar boş mu? Kiev'de. Nasıl? Sokaklar boş mu Kiev'de? Şöyle sokaklar boş, evet. Ama ilginçtir evde sıkıldıkları için arabasını atlayıp dolaşma durumuna geçebiliyorlar herhalde. Veya
işe gidip ofislerinde oturup işlerini yapmak isteyen çok vatandaş var. Şimdi tabii öyle bir süreç. Dükkanlarda buluşup okey oynayanlar falan var mı? Kepenk indirip. Ben Televizyonda izledim. Yakalandılar. nasıl? Elektrikçi dükkanını kapatmışlar. Okey oynuyorlar. Polis bastı. Ne yapıyorsunuz diyor. Dükkan açtım diyor. Elektrikçi dükkanı ama okey masa duruyor. Aynen. Yani burada muhakkak vardır. Hatta geçenlerde, bundan bir hafta önce Dnipro şehrinde sokağa çıkma yasağı verildi. Ve bir şehirde daha hatırlamıyorum şehir ismini ama mağaza açılışı yapılmış. Yüzlerce Ukraynalı vatandaş sıraya girmiş ve hepsi bitişik şekilde, hiç sosyal mesafe yok birbiriyle aralarında. İzdiham yaşanmış. Yani komik şeyler de oluyor tabii. Hani bunlar çok normal yani. İnsan dışarı çıkmak istiyorlar, evde kalmak istemiyorlar. Çünkü Ne Ukrayna kadar Türk yaşıyor? Ne nasıl? kadar Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yaşıyor? Şimdi Ukrayna geneline bakarsak 20 bin civarları Türk vatandaşı olduğu söyleniyor. 20 bin civarları ve çok ciddi. Biliyorsunuz sadece Ukrayna vatandaşı. Efendim? Ne kadar Kırım Türk'ü var Kırım Türk'ün şu an? sayısı da çok yüksek. Şöyle, aslında Türklere baktığımız zaman burada biliyorsunuz aynı zamanda azınlıklarımız da Ağızka Türklerimiz var. Gagozlara da Gagoz, geleceğim daha sonra. tabii Gagozlarımız var. Aynı Onları zamanda mutlaka. bu arada sorular geliyor ama aşağıda biz konuşurken Ukrayna Şöyle, dedi. bir ismini vermeyen Antalya Show diye bir arkadaşımız var. Yayını alamayız. Bu tek kişilik bir yayın. Yapacak bir şey yok. Kusura bakmayın. Sıkıntılarını dile getiriyor sürekli olarak ama yapacak bir şey yok. Yani bu programda ancak iki kişi konuşabiliyor. Kusura bakmayın. Buyurun. Şimdi Onur kardeşimiz yazmış bu arada. Ukrayna'da lütfen gerçekleri konuşalım diye. Şimdi Sen ne konuşuyorsun? Tamam. Tamam. Yayını alamayacağız. Kusura bakmasın. Yani biz şimdi programı değiştirip Onur Bey'le konuşacak durumda değiliz. Kusura bakmasın yani. Evet, devam et istersen. şimdi şöyle burada tabii Kırım Türklerimiz çok yoğun bir şekilde var. Ağızka Türklerimiz var, Gagoz Türklerimiz var. Burada Ukrayna sınırları içinde yaşayan 20 bin Türk vatandaşı var. Bunlar tabii ki çalışanlar var burada. Özel sektörlerde çalışanlar var. İnşaat sektöründe çalışanlar var. Mühendis olan arkadaşlarımız var. Kendi işletmelerini kurup çok ciddi Türk firmalarında da, kurumsal firmalarda da çalışan arkadaşlarımız var. Yani bizler aslında burada kendi yani ikinci vatanımız burası Ukrayna. Yani yaşayan bir Türk vatandaşı olarak söylüyorum. İkinci vatanımız Ukrayna'nın aslında baktığımız zaman Türkiye ile stratejik olarak komşu olması, coğrafi konum olarak aslında yakın olması bizi her şeyle zaten bütünleştiriyor. Aynı zamanda dost ülke olmamız, vatanımızla dost ülke olmamız Ukrayna'yla. Bu da bizi Türk vatandaşı olarak burada ciddi anlamda şey yapıyor, mutlu ediyor. Bilmeyenlere de söyleyeyim. Kiev adı bile Türkçeden geliyor. O kadar çok fazla Türk şeyi var ki aslında Ukrayna bir Türk coğrafyası. Çok fazla. Yani o Odessa ve o bölge tamamı zaten yüzyıllarca hep Türk bölgesi. Sokak isimlerine kadar Türkçedir. Aynen. Kesinlikle. Oralara gelince Hatta yani Enver Paşa'ya dahi gidebiliriz yani Odessa Kilidi tarafında. Yani oranın adı da Hacı Giray mesela. Bölgede her şey Türk olduğu için fakat bizim maalesef kitaplarımız bunları yazmıyor. Yani deniz otobüsüyle bir saatlik bir yolda olan bir koca şehirde Türklerin yaşadığını, bu Türklerin yüzyıllardır orada Türkçe konuştuğunu, okullarında bile Türkiye'den gitme İstanbul Türkçesi eğitimi gördüklerini,
Ukrayna, gadavuzlardan bahsediyorum. Odessa, yani Ukrayna bölümündekiler. Belediye başkanı bir Türk oğlu Türk. Her şeyleri. Yani Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor orada. Kesinlikle, evet. Kesinlikle. Ama